ferhat ersin. Başörtüsü, başörtülü, tesettürlü ve iflah olmaz düşmanları. Bu ülkede cumhuriyetin ilanından beri belli bir kesim var ki din, maneviyat, başörtüsü, tesettür, sakal ve benzeri dediğinizde tüyleri diken diken oluyor. Bu kavramları duydukları anda nevri dönüyor, kendini kaybediyor, insanlıktan çıkıyor, vicdanı firar ediyor, merhameti sönüyor. Adalet duygusu kayboluyor. Hakkaniyet anlayışları yok oluyor. İslam'a ve Müslümana alerjisi olan bu takıntılı tiplerin. Bazen hayret ediyorum. Bu tiplerin hayatlarını nasıl sürdürdüklerine. Halbuki öfkelerinden kudurup, kinlerinde boğulup çoktan terk-i diyar etmeleri gerekirdi. Bu kadar taşlaşmış kalple, kararmış vicdanla, örselenmiş merhamet duygusuyla yaşamak çok zor olsa gerek. Bu kadar yükü bir insanın taşıması mümkün değildi. bunlar insanlıktan çıktı, insana ait tüm değerleri yitirdiği için hala hayatlarına devam edebiliyorlar. Yaşadıkları da söylenemez zaten. Sadece yaş alıyorlar, yaşlanıyorlar. Başörtüsü tesettür ve tesettürlü denilince, insanlıktan çıkanlar için iki çarpıcı örnek yansıdı medyaya. Muayene olmak için gelen tesettürlü hanımefendilerin fotoğrafını çekip hakaret ve aşağılamalarla izinsiz paylaşan bir doktor, üstelik de İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde araştırma görevlisi. Altına insan olanı insanlıktan utandıracak yorumlar yapan, diploma sahibi olmuş, insan olamamış başka doktorlar. Hepsinin ortak özelliği ultra kemalist, ultra laikçi olmaları. Bu paylaşımı yapanların halkı kin ve düşmanlığa tahrik, insanları inancından dolayı aşağılamak, ayrımcılık ve benzeri suçlardan hemen tutuklanması, çekecekleri hapis cezasından sonra toplumdan tecrit edilmesi gerekir. Ayrıca insan olmayanın doktor ve öğretim üyesi olması mümkün olmayacağından diplomaları, çalışma ruhsatları iptal edilmeli. Kadın dernekleri de her zaman olduğu gibi söz konusu tesettürlü olunca suspus. Sükut ederek aşağılık paylaşıma destek veriyorlar. Diğer örnek ise daha bir acıtıyor insanın yüreğini. Başörtülü bir il milli eğitim müdürünün davetlisi olarak katıldığı programda başörtülülere hakaret eden, başörtülüleri aşağılayan ve program sonrasında ise başörtülü il milli eğitim müdürü elinden plaket alan Profesör Doktor ünvanlı Üstün Dökmen. Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün programında nasıl bir pilot sarhoş olmamalı, bir Hristiyan psikolog haç takmamalıysa rehberlik öğretmeni de başörtülü olmaz, meslek icra edilirken inşallah maşallah hayırlısıyla gibi cümleler sarf edilmemelidir buyurmuş. Şimdi ben bu adama mı, adam lafın gelişi, kızayım, onun gibi FETÖ artı kimliksizi davet edip konuşturana mı? Başörtülü olmak rehberlik yapmaya engelse en güzel rehberlik anadan üryan yapılır o zaman. Başa açıklık, rehberlik yapmaya engel desem nasıl bir bilimsel karşılık vereceksin? İnşallah maşallah hayırlısıyla yerine umarım ciks, beautiful gibi kavramlar kullanınca senin gibi insan dışı bir yaratığa mı dönüşülüyor? sen de değil suç, senin gibi özünü, sözünü, yüzünü batıya ve batıla dönmüş kimliksizleri hala adam yerine koyup programlara çağıran bizim cenahta suçun ve günahın büyüğü. Bu zihniyet hep var olacak. Başörtüsüne, başörtülüye, tesettüre, tesettürlüye, İslam'a ve Müslüman'a bu zihniyetin öfkesi, kini, düşmanlığı hiç bitmeyecek. Fırsatını buldukları her an 28 Şubat'ı misliyle yaşatacaklar hepimizi. Onun için Müslüman ferasetli olur. Dostunu ve düşmanını iyi tanır. Bir kompleksle bu şarlatanları programlarına çağırmaz. Bunlara ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın, onlardan dost olmaz. Onların size karşı öfkesinden, kininden zerre eksilmez. Tabi başörtüsüne ve başörtülüye zulmeden bu zihniyetin ürünü kimliksiz ve kişiliksizler yanında bir de taşıdığı örtünün başında taşıdığı ayetin önemini, mahiyetini kavramaktan uzak olup başörtüsüne zulmeden başı örtülüler var. Karşı cenaha bizim sizden farkımız yok. Sizin yaptığınız her şeyi biz de yapıyoruz mesajı vererek onlara kendilerini kabul ettireceklerini sanan şuursuz, zavallı tipler. Allah bunları da ıslah etsin. Ferhat Ersin Diriliş Postası